Anlatıyorum. Femurun belli başına bileceğimiz bölüm. Burası kaput femur üstü, yuvarlak bir şekilde olduğu bölüm. Bunun içinde bir delik var, baktınız gördünüz. Buraya fovea capitis femoris denir. Fovea capitis femur. Bunun içine ligament geçer ve koksa kemiğinin koksa kemiğine bağlanır. Bu şekilde bağlanıyor bu femur. Bu şekilde bağlanıyor arkadaşlar. Daha sonra buraya baktığımızda burada trochanterica major vardır. Trochanterica major. Burada da trochanterica minor vardır arkadaşlar. Bu biraz arka tarafa kalmıştır. Burası ön taraf zaten arkadaşlar. Çünkü kaputun olduğu bölüm medialdir. Ve fasciyes patellar yüzü ön tarafa gelmek zorundadır. Yani şu bölüm, bu fossa bölümü arka tarafa gelecek arkadaşlar. Bu şekilde anlayabiliriz zaten yönünü. Bu medial gelecek kaput. Kaputun olduğu bölüm medial gelecek arkadaşlar. Fossanın olduğu bölüm de arka tarafa gelecek. Bu şekilde anlıyoruz. Burası trochanterica major, trochanterica minor. Bunların önünde linea trochanterica vardır. Linea intertrochanterica vardır. Bu bölüm. Arka tarafta da crista intertrochanterica var. Crista intertrochanterica. Ön tarafta lineası var. Arka tarafta cristası var arkadaşlar. Bu bölüm kolum anatomicum bölümüdür. Şu bölüm kolum chirurgicum, cerrahi bölümüdür arkadaşlar. Daha sonra burada iniyoruz. Burada pek fazla bir şey yok. Ön taraf zaten fasciyes anterior bölümü. Burada geldiğimizde alt taraf, yani distal bölümünde çok önemli bir yüzümüz var. Burada fasciyes patella yüzü. Yani burada diz kemiği burada. Hani patella buraya eklem yapar bu şekilde. Burada da yine aynı şekilde kondüllerimiz, epikondüllerimiz bunlar. Yine dediğim gibi epikondylus medialis daha büyüktür. Epikondylus medialis. Buraya da crista medialis diyoruz. Altta toplu. Burada epikondylus lateralis. Kondylus lateralis diyoruz arkadaşlar. Burası fasciyes patella bölümü. Patellaya eklem yaptığı bölüm. Arka tarafa geçtiğimizde arkadaşlar. Arka tarafta trochanterica majorin olduğu bölümde bir fossa var arkadaşlar. Burada görünüyor. Buraya fossa trochanterica diyoruz arkadaşlar. Fossa trochanterica diyoruz. Burada da crista intertrochantericamız vardı. Buraya baktığımızda arkadaşlar. Burada çok önemli bir kabarıklık var. Burada tuberosus gluteus var arkadaşlar. Buraya muscular gluteus tutunuyor arkadaşlar. Burada da bir çizgimiz var. Trochanterica minor'dan aşağı doğru inen linea pectina denilen bir çizgimiz var arkadaşlar. Burada tuberosus gluteus. Tuberosus gluteus ile linea pectina birleşerek arkadaşlar linea aspera oluşur. Bakın linea aspera. Linea aspera. Daha sonra bu linea aspera arkadaşlar distale doğru geldiğimizde ikiye ayrılıyor. İşte labium medialis, labium lateralis. Labium medialis, labium lateralis şeklinde arkadaşlar. O sonra arkadaşlar buraya geldiğimizde